Burada ne gibi sorunlarla karşılaşıyor onları anlatacağım. Ee, şimdi bir problem var arabada. Problemi bulamıyorlar. 2000 liraya ödüyor. Ardından bir 2000 lira daha ödüyor. Ardından bir 2000 lira daha ödüyor. Benim rakamım verdiğim fiyatın da üstüne çıkıyor. Peki burada e, sence o diğer usta veya firma e, gerçekten ikiye çözeceğini mi düşünüyordu? Yoksa e, ikiye diyerek bir müşteriyi kapayıp. Ondan sonra da ikinci taksitte ekibine göndereyim mi dedi. İkinci şık, doğru <laughs> şık. Ben müşteriyi önce bir kapayım. Müşteri bize bir gelsin. Bir dükkana girsin. Aslında o gel gel taktiğidir. Evet. Ee, ama yanlış bir taktik. Ee, yapabileceğin işe inanıyorsan, inandığın işi, ben bunu çözerim, ustasıyım diyeceğin işe gireceksin. Şimdi müşterimiz mesela gidiyor, yaptırıyor, ediyor. Altı bin liralık oluyor. Diyor ki, ben diyor 2 lira için geldim buraya. Altı bin lira ödedim ve benim problemim hala gitmedi. <laughs> bu sefer adam da kayış atıyor ister istemez. Başar. Adam da bir sefer geliyor diyor ki böyle böyle diyor. Hani arabamda problem var abi diyoruz biz sana fiyat verdik. <laughs> Rakamımız bu. Sen niye bu arabayı götürdün? Burada da aslında müşterinin çaresizliğinden bir yalan doğuyor. Ya benim haberim yoktu. Benim arkadaşım almış otoparkta. <laughs> bir tane odayı varmış. Oraya götürmüş falan. Ya abi ben 7 yaşından beri bu işin için değil, 8 yaşından beri bu işin için değil. Ben bunları çok duydum. Aynı hani film tabii, dönüyor sırayla. Tabii tabii. Yani bu, bununla ilgili kalkıp tabii müşterimize bir şey söylemiyoruz ama... E, tamam abi diyorum yaparız diyorum. Müzik <laughs>